İTMİP ve Armatür Derneği İşbirliği arasında gerçekleştirilen sektörel buluşmalar etkinliğimizde TİM Başkan Vekilimiz ve aynı zamanda İTMİP Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Çetin Tecdelioğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Çetin. Merhabalar. Teşekkür ederim. Öncelikle bu yıl ilk kez düzenleniyor bu etkinliğimiz. Neler söylemek istersiniz? Aslında bu yıl ilk defa düzenlenmiyor. Bu sektör buluşması, armatüre yönelik bir sektör buluşması ilk defa oluşuyor. Çünkü biz armatür sektörünü temsil eden bir temsiliyet maalesef yoktu. Onunla ilgili bir sivil toplum örgütü Armatür Derneği 3 yıl önce kuruldu. Bu derneğin temsiliyet gücüyle bize başvurularda bulundular. Ve bu şekilde de şu an armatür sektörüne yönelik biz çalışmalar yapıyoruz. Daha önceden bakır sektörümüzün altında temsil ediliyordu. Ama artık armatür sektörünün bakırın altında bir sektör değil, ayrı bir sektör olarak değerlendirilip o sektörle ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Ciddi anlamda armatür sektörünün dünyada katma değer yarattığını, sektörlerin çok önemli olduğunu, çok önemli bir birleştirici, bağlayıcı bir sektör olduğunu, makina sektörüyle, inşaat sektörüyle ve otomotiv sektörünün hep içinde önemli bir parça olduğuyla ilgili tespitlerimiz var. Biz bunlarla ilgili de şu an dünya pazarından daha fazla pay alabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü ilk toplantımızda bununla ilgili ve çok kalabalık bir başvuru var. Yüksek bir katılım evet, oldu. Yani yaklaşık 60'ın üzerinde firmanın şu anda çok heyecanı var. Bu heyecanlı firmalarımızı bir an önce ihracatlarını arttırmak, tüm dünyadaki pazarda paylarını arttırmak için birçok projemiz var. Hedeflerimiz var, urgelerimiz var, B2B'lerimiz var. Ve bu çalışmalarla inşallah bu sektörlere daha faydalı olmaya çalışacağız. Aynı zamanda bir çalıştay da düzenlenecek önümüzdeki evet. Süreçlerde evet. Antalya'da değil mi? Evet. Yani tabii ki her sektörle ilgili sektörlerin önündeki 5 yıllık planlarında biz dünya ölçeğinde sektörde neredeyiz, Türkiye nerede, sektör olarak ne kadar katma değer yaratıyoruz. Bununla ilgili çok önemli çalıştaylar yapıyoruz. Bu çalıştaylar aslında hem Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde oluyor, Sanayi Bakanlığı ve Gümrükler, Exim Bank ve diğer devlet kurumları da beraber çalışma yapıyoruz. Sektörler tanınıyor. Sektörlerle ilgili devlet kurumunda çalışan arkadaşlarımız sektörleri tanımış oluyor. Bu sektörlerin ihtiyaçlarını sektör paydaşlarından dinleyerek bundan sonraki süreçte daha kolaylaştırma adı altında birçok başlıkta iyileştirmeler yapıyoruz ve hedeflerimizi belirliyoruz. Hedef ülkelerimizi belirliyoruz. Hedef ülkelerimizde katılmamız gereken fuarlar, çalışmalar, B2B'ler, VIP alım heyetleri ve buna benzer çalışmalarla ilgili sinerjiyi yaratmış oluyoruz. Ne kadar bir araya gelip de sektör paydaşları kendi aralarında bir araya geldiklerinde bu sinerjinin verimini birçok sektörde aldığımız gibi armatür sektöründe de almak istiyoruz. Ve önümüzdeki günlerde biz bu çalıştayı bu yılın sonlarına doğru yapmayı düşünüyoruz. Çünkü 2023'te 20 milyar dolar gibi bir hedef koyduk. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. Dünya resesyona giriyor, ılımlı küçülme deniyoruz. Bu pazarda ciddi anlamda olumsuz yönde etkileneceğimiz tüm dünyada olduğu gibi de Türkiye'de de aşikar. Ama biz bu etkiden minimum düzeyde etkilenip, bilakis etkilenmeyip daha fazla ihracatımızı nasıl artırabilmemiz için de daha çok çalışmaya, daha çok ihracat yapmaya, daha katma değerli işler yapmaya mecburuz. İstanbul Sanayi Odası'nın ilk ve ikinci 500 açıklamalarında Anadolu'daki KOBİ'lerimiz ön plana çıkıyor. Evet. Demir ve demir dışı metal sektörü de Türkiye ihracatında oldukça büyük bir payda yer alıyor. Bu konu, bu gelişme hakkında neler söylemek istersiniz? Yani bizim ikinci 500'de aşağı düşen firmamız yok. Yani bence bu bilakis aşağıdan yukarı çıkan firmalarımız var. Bu demir dışı sektörünün aslında çok daha büyüdüğünü, geliştiğini ve daha gelişeceğinin bir göstergesi oluyor. Bu çok heyecanlandırıyor bizi. Firmalarımız büyüyor, büyümek istiyor. Çünkü pandemi sonrası dünyada yaratılmış olan fırsatlarda Türkiye gerçekten ön planda. Bundan sonraki süreçte biz bu fırsatı daha fazla ihracata nasıl çevirebiliriz ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Katma değerli ihracat yapmak zorundayız. Daha fazla üretim yapmak zorundayız. Yani bu ekonomiden, bu şu anki sıkıntılı süreçte atlatılmamızın en önemli şeyi üretim ve ihracat. Üretim ve ihracat başlığı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki bir sürü tehdit var. Önümüzde enflasyon tehdidi var, parite tehdidi var. Lojistikle ilgili sıkıntılar hala devam ediyor. Ama ne olursa olsun bunları aşacak dinamik bir imalat yapımız ve ihracatçı kümemiz var. Bu kümelerle ben bunu aşacağımıza inanıyorum.
heyecanımız çok yüksek. Doğru işleri doğru zamanda doğru yerde yapmamız lazım ki ekonomimize, ihracatımıza katkıda bulunalım. Kesinlikle. Küresel piyasalardaki ham madde ve emtia düşüşü nasıl etkileyecek bizleri? Maalesef olumsuz etkileyecek. Çünkü gerçekten arz talep dengenin bozulması, lojistik dengelerin bozulmasından dolayı fiyatlar çok yükseldi. Petrol fiyatlarının yükselmesi, enerji fiyatlarının yükselmesi, emtia fiyatları üzerindeki fiyatları çok yukarı çekmişti. Şimdi çok hızlı bir düşüşte, bakırda da, alüminyumda da, paslanmazda da, çelik sektöründe birçok hızlı düşüşler var. %30'ları 40'lara varan düşüşler var. Bunlar şu an maalesef hem şirketlerin karlılıklarını çok olumsuz yönde etkiliyor, hem de rekabet gücünde fiyat vermekte bizi bir kat daha işimi zorlaştırıyor. Ama yani bu dönem belki az para kazanarak bu işleri altından kalkıyor olacağız. Belki de zarar ediyor olacağız. Ama elimizdeki stoğu bir an önce satışa çevirip o elimizdeki pahalı ürünü elimizden çıkartmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili de birçok ihracatçıya tavsiyemiz. Diyoruz ki biz bir an önce satışa, ihracata devam edin, hiç durmayın. Çünkü önümüzde bir pandemiyle ilgili kış sezonu geliyor. Yani sonbahar ve kışın pandeminin ne olacağını bilemiyoruz. Bir koca bir soru işaretimiz var. Tekrardan kapanmalar ve korumalar oluşursa bunlar da olumsuz yönde ticaretimizi etkileyecek. Şu an yaz sezonu ve sonbaharda hızlı bir şekilde ziyaretler, satışlar gerçekleştirmemiz lazım. Muhakkak fırsatlar doğacaktır. Güzel haberler alıyoruz. Suudi Arabistan'la ilgili biliyorsunuz koruma önlemlerinin kalktığı ile ilgili çok güzel haberler gelmeye başladı. Yani kapanan pazarların tekrardan Türkiye'ye açılması, Rusya pazarı bizim için çok önemli. Rusya ile ilgili şu an ciddi her sektörden çok ciddi talepler geliyor. Yani Rusya pazarı bizim için çok önemli. Daha birçok dünyadaki çerçevede fırsat yaratabilecek, pastadan pay alabilecek yerler var. Bunlarla ilgili harekete geçmemiz lazım. Sizlerin de belirtmiş olduğunuz gibi heyecanımız yüksek. El birliğiyle birbirimize destek olarak bugünleri de atlatıyor olacağız. Ki, daha güzel, daha güçlü bir Türkiye için. Aynen. Eklemek istediğiniz bir şeyler var çok mı? Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Çetin Bey size. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere.